Arkadaşlar FS artışı için sorularınız varsa ve yardım arıyorsanız açıklamaya Discord sunucusu linki bırakıyorum. Eğer gelirseniz ve bu kısma soru sorarsanız hepinize cevap vermeye çalışacağım. Do you consider yourself an eSports expert? Then try bets.net. Live and express bets. Odds depend on user's choice. Instant withdrawal, 24/7 support and user-friendly interface. Everything is crystal clear. Bet and win with bets.net. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün bu videoda yeni başlayanların ve çoğu kişinin en çok karşılaştığı problem olan FPS problemini biraz çözümünü anlatacağım en basit yollarla. Ve bu çözümler gayet de mantıklı ve işe yarayan çözümler. Eğer bu çözümleri denerseniz büyük ihtimal FPS'iniz artacak. Tabi hani bilgisayarınız çok çok kötüyse maalesef çok artmayabilir. Ama yine oynanacak seviyeye geleceğine inanıyorum ben. Bunun için videoyu adım adım izlemenizi öneririm. Zaten 4 adımda hazırladım. Siz de bunları tek tek izlerseniz, hepsini uygularsanız büyük ihtimal FPS'iniz artacaktır. Bu videoyu da beğenirseniz daha detaylı ve neredeyse çoğu bilgisayarda işe yarayan bir ayar yapmaya çalışacağım. Yani daha detaylı her şeyin en, ayrı, en ince ayrıntısına kadar girdiğim bir video yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi videoyu beğenmeniz sadece yeterli. Hemen video geçelim ve başlayalım. Aslında bu yapacağımız şeyler daha önce kesinlikle gördüğünüz fakat hani ya uğraşmak istemediğiniz ya da ne işe yaradığını bilmediğiniz şeylerdir büyük ihtimal. Ben bunları sadece size ne yapmanız gerektiğini anlatacağım bu videoda. Öncelikle oyuna girmeden önce yapmanız gereken şey var. Bunun için Steam açtıktan sonra kütüphaneye girdiniz. Kütüphaneden oyunlara tıkladıktan sonra CS:GO'ya özellikler deyip başlatma seçeneklerini ayarladıyoruz ve bu kodları yapıştırıyoruz. Bu kodlar sizin FPS artışını sağlayacak kollar. Hepsinin ne işe yaradığı da zaten açıklamada yazıyor. Bunları kullanırsanız büyük ihtimal bir oyuna girerken fark edeceksiniz FPS artışını. Şimdi buna tamam diyorum ve bu uygulanıyor. Bundan sonra tek yapmamız gereken oyunu açmak. İlk yolumuz bu kadar basit. Bu kolları yazdığınızda bir oyunda artış göreceksiniz. Şimdi hemen diğer yola geçelim. Bu yol için bize denetim masası lazım. Denetim masasını açalım. Direkt başlata denetim masası yazıp açabilirsiniz. Buraya girdikten sonra sağ üst kısımda arama yeri var. Buraya güç seçenekleri yazarsanız karşınıza bir kısım gelecek. Buraya tıkladık. Buradan gördüğünüz gibi performans modları var. Dengeli, güç tasarrufu ee, ve yüksek performans modu var. Şimdi bunlar ne işe yarıyor derseniz, bunlar bilgisayarınızın çalışma hızını belirliyor. Yani güç tasarrufu yaparsanız bilgisayarınız daha az çalışıyor, daha az performans harcıyor. Ama yüksek performans yaparsanız bu bu sefer bilgisayarınız daha e, hızlı çalıştırıyor e, ve biraz daha fazla enerji tüketiyor. Tabi bunu yapmanız gerekiyor eğer yüksek FPS almak istiyorsanız bunu yüksek performans yapıyoruz. Ve bunu yüksek performans seçtikten sonra burayı sadece kapatıyoruz. Ve aynı zamanda Nvidia'nın da kendi performans modu var. Onun için masa üstüne giriyoruz. Buraya sağ tıkladıktan sonra Nvidia denetim masası. Tabi eğer AMD kullanıyorsanız maalesef bu yok sizde. Nvidia denetim masasına girdik. Buradan başlangıçta görüntü ayarlarını ön, ön ayarla yap diye bir kısım geliyor. Buraya geldikten sonra benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver seçiyoruz. Ve buradan performans modunu seçtik. Yani kaliteden büyük ihtimal sizde kalitede ve bunu performansa getirdikten sonra uygula diyoruz. Artık bilgisayarımız tamamen performans moduna geçmiş durumda. Hemen diğer ayarlara geçelim. Evet diğer ayarlarımız yine bilgisayardan yapılacak bir şey. Bu yüzden görev yöneticisini açıyoruz. Ya şu panele görev yöneticisini tıklayarak açabilirsiniz. Ya da başlangıca yazarak açabilirsiniz. Ya da CTRL e alt del yaparak açabilirsiniz. En basiti bu. Şu sadece yani. Bunu yaptıktan sonra Buradan başlangıç kısmına giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi başlangıç başlangıcınızda açılan şeyler var. E, bunlardan bazıları gerekli şeyler. Mesela Google Chrome, Realtek HD Audio. Mesela bunlar varsa siz de bunları devre dışı bırakmayın. Fakat e, update ya da Adobe ya da Origin, mesela burada Steam olabilir, başka şeyler olabilir. Yani bilgisayarınızın başlangıcında açılan şeylere bunları de devre dışı bırakmak sizin başlangıçtaki RAM tüketiminizi azaltacak. Veya RAM tüketiminiz azalırsa bu sefer CS:GO'ya daha çok yük, yük bindirebilecek ve biraz da olsa FPS artışı sağlayacak. Yapmanız gereken burada mesela e, şunu devre dışı bırakmak için zaten devre dışı bende ama sağ tıklayıp şurada sizde devre dışı bırak gelecek. Ona tıkladığınız zaman şunun gibi mesela e, ona tıkladığınız zaman bu devre dışı kalacak. Buradan kullanmadıklarınız yani dediğim gibi hani bir ismini çok bilmediğiniz şeyleri devre dışı bırakın. Ve sonra bir hikari yeniden başlattıktan sonra e, CS:GO'ya girin. Bu adımda bu kadardı. Hemen diğer adıma geçelim. Evet, geldik şimdi en önemli adıma. Burada kütüphaneden oyunlardan CS:GO'ya girdik. Özellikler, yerel dosyalara göz at dedik. Şöyle tıkladım. Buradan CS:GO ve CFG'ye girdim. Buraya benim açıklamada size verdiğim konfiyi direkt buraya kopyalıyorsunuz. Yani buraya atıyorsunuz. Bunu attıktan sonra e, bu benim kendi konfiyim. E, FPS artışı için hazırladım. Yani FPS'te bir artış gördüm aslında. Eğer sizlere olursa gerçekten çok sevinirim. Umarım sizlere FPS artar. Evet bunu buraya yapıştırdık tamam mı? Bunu buraya yapıştırdıktan sonra hemen oynayalım. Arkadaşlar oyunu açmadan önce söyleyelim. Şu arkada mesela gereksiz şeyleri kapatalım. Google Chrome çok RAM yer. Bunu kapatın. Ya da not defterleri açıksa onları kapatın. Ya da başka paneller açıksa onları kapatın. Ve sadece CSGO açık kalsın. CSGO'ya böylece girin. Şimdi hemen ben bu oyunu başlatayım. Ve şimdi yapmanız gereken şey ise oyunda geliştirici konsolu açmak. Bunun için ESC'ye tıkladık. Ayarlara girdik. Buradan oyun ayarlarına girdik. Ve burada geliştirici konsolunu etkinleştir var. Buna evet dedikten sonra Oyuna giriyoruz ve ESC'nin altındaki tuşa basıyoruz. Şöyle bastım ve Exec Emre Sengul yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi CFG başarılı yüklendi. İyi oyunlar yazıyor. Eğer bu yazmazsa maalesef yüklemediniz. Bu, bunu yazması lazım yani başarılı yüklenmesi için. Bunu yazdıktan sonra bu biraz FPS konfigi diyebilirim. Çünkü bazı özel ayarlar yapmıştım ben buna. Ve tabii ki FPS'inizde artış gözlemleniyor. Yani CFG yüklemek de bu kadar aslında. Bu CFG'yi yükledikten sonra FPS'inizde artış olacaktır büyük ihtimal. Evet bonus olarak da şöyle bir adım göstermek istiyorum. Hepimizin bildiği çözünürlük ayarları var. Bunları ayarlamaya göstereyim size. Ki zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Ayarlara girdikten sonra görüntü ayarlarına girdik. Buradan eğer sizde geniş ekran 16'ya 9'sa bunu normal 4.3 e alın. Çünkü gerçekten çok çok büyük bir FPS artışı olacaktır. Ve buradan çözünürlüğü bilgisayarınızın FPS'ine göre düşürmeniz lazım. Ki çoğu profesyonel oyuncunun kullandığı ayar budur. Pardon 1024'e 768. Bunu kullandıktan sonra aşağıdaki ayarları çoğunu kısmanız gerekiyor. Bunları çok düşüte almanızın bir zararı yok açıkçası. Hani bir sadece oyunda görüntü kalitesi azalır. Ama çok rahat oynayabilirsiniz. Çoklu CPU kullanımını ben etkin yapıyorum genellikle. Ee, daha iyi olduğunu düşünüyorum Ve 8x MSA Bunu kesinlikle 2x e veya 4x e alın Ya da yok da yapabilirsiniz Tabi gözünüz alışırsa Çünkü bu baya bir etkiliyor FBS'inizi ee, Şimdi mesela bunları yaptık Bu aşağıdakiler bence kalabilir gayet iyi ee, Buradan tabi Bunlar shader'ı kesinlikle düşürün Şunu düşürmeyi unutmuşum Bunu da düşürdük ve değişiklikleri uygulayalım Evet gördüğünüz gibi FPS'im 400'lere çıktı ve gayet hani ben rahatça görebiliyorum. Siz de büyük ihtimal rahatça görebileceksiniz. İlk başta gözünüz alışmayabilir ama sonradan alışacaktır merak etmeyin. Yani gördüğünüz gibi ben de bile bayağı yüksek FPS artışı oldu. Bu arada sistem özelliklerimi soranlar oluyor. O kanalımın hakkında kısmına girerseniz orada var sistem özelliklerim. Yani bakarak isterseniz toplayabilirsiniz. O size kalmış bu video bu kadardı Evet videonun başında bahsettiğim bir şey vardı Hatırlıyorsanız soru sorma kanalına Gelince ne yapmanız gerektiğini anlatayım Mesela buraya Geliştirme konsolu Nasıl açılır Diye bana sordunuz ve bir kere yazın Lütfen ben zaten bunu cevaplayacağım Size etiketleyip merak etmeyin Hepinizi, Hepinize cevap vermeye çalışacağım Burada ee, Tek yapmanız gereken açıklamadaki discord linkini Kullanıp buraya katılmak ve sonra da soru sorma kısmına istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben burada e, hepinize yardımcı olacağım. İşte böyle yani. Uzatmaya gerek yok. Burada oyun oynayabilirsiniz Discord'da. Arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz. O size kalmış. Bu kadar. Dediğim gibi eğer bu videoya iyi bir like gelirse. E, bayağı detaylı bir FPS artış videosu hazırlamayı düşünüyorum. Ve eğer kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. vẽ bài bậy.